Herkese merhaba arkadaşlar. Yine bir kutu açma videosuyla karşınızdayız. Merakla beklediğiniz Galaxy A7 2017 modeli ofisimize geldi. Sıcağı sıcağına bir kutu açma videosu yapacağız. Sonrasında ise en kısa sürede incelemeyle karşınızda olacağız. İstiyorsanız başlayalım artık kutu açma videosuna ve telefonun kutusunda neler olduğuna bir bakalım. Şöyle bir kesimizi atalım. Emin gel abi şöyle istiyorsan yavaş yavaş. Şöyle gösterelim. Öncelikle Samsung'un klasik kutu tasarımına sahip olduğunu söyleyelim. Şöyle gösterelim. Arka tarafta ise telefonun dikkat çeken bazı özellikleri mevcut. Bunlardan en önemlisi IP68 sertifikası ki su geçirmezlik ve suya dayanıklılık konusunda çok önemli bir sertifika bu. 1,5 metre derinliğe kadar 30 dakika süre boyunca suya dayanıklılık sağlıyor. 16 ve 16 megapiksellik hem ön hem de arka kamera mevcut telefonda. Buna ek olarak parmak izi okuyucusu ve dikkat çeken diğer özellikler kutunun üstünde yazıyor şu şekilde. Artık kutuyu açalım. Heyecanlıyız. Uzun zamandır beklenen bir modeldi. Şöyle çıkartalım. Telefonu öncelikle şöyle bir kenara bir koyalım. Kutuda neler varmış bir bakalım neler var. Evet, öncelikle garanti kartları, kullanım kılavuzu ve hızlı başlangıç kılavuzu gibi detaylar mevcut. Hemen arkasında da sim kart iğnesini görüyoruz. Koyalım bir kenara. Kutudan ilk olarak USB Type-C kablosunu çıkarttık. Şöyle bir kablomuz var. Aşağı yukarı 1 metreye yakın bir kablo. Ve 1 metre de olabilir. Bir USB Type-C kablosu, bu önemli detaylardan biri. Telefonun sahip olduğu yeniliklerden. Şarj adaptörümüz var. 5 volt 2 amper çıkış gücüne sahip. Şöyle onu da gösterelim. Yine Samsung'un klasik şarj adaptörü dizaynını burada da görüyoruz. Buna ek olarak hemen şöyle bir adet kulaklığımız var. Mikrofonlu kulaklık. Burada da hemen şöyle göstereyim. Samsung'un klasik çizgilerini barındıran bir mikrofonlu kulaklık var. Onu da şöyle boyunu gösterelim. Bu da yaklaşık 1 metre. 1 metreden biraz daha uzun. En azından şu şekilde kullandığınızda rahat bir kullanım sağlayacaktır şu uzunlukla birlikte. Onu da hemen kenara bırakalım. Ve kutudan çıkan son aksesuarımız USB Type-C'den microUSB'ye dönüştürücü. Bu da klasik şarj aleti şarj kablolarını, data kablolarını kullanmanız için işinize yarayabilir. Veya taşınabilir flash bellekler, bu telefonlarla uyumlu flash bellekler için kullanabilirsiniz. Bence önemli bir aksesuar, olması gayet güzel. Artık telefona geçelim, şöyle bir bantı çıkartalım arkadaşlar. Telefonun tasarımına bakacağız ve çalıştıracağız telefonu. Oldukça şık bir dizayna sahip Galaxy A7 2017 modeli. Bir yandan açmaya başlayalım. Şimdi teknik özelliklerine de yavaş yavaş girelim. 1.9 GHz frekans hızında çalışan Exynos 7880 işlemcisi var ve Mali-T 830 MP3 grafik işlemcisiyle birlikte geliyor bu telefon. Ayrıca 3 GB'lık sistem belleği, 32 GB'lık dahili hafıza mevcut. Buna ek olarak 5.7 inçlik ekranda Full HD ekran çözünürlüğü sağlıyor. Type-C girişinden bahsetmiştik zaten az önce, kablosuyla birlikte gösterdiğimiz. 3600 mAh gibi oldukça büyük bir bataryası var ve yekpare kasa. Buna ek olarak da 5 GHz bantlarını destekleyebilmesi için Snapdragon 802 11AC desteğiyle birlikte geliyor. Galaxy A7 2017 modeli gerçekten çok şık. Evet, telefon açıldı. İlk dikkat çeken şey TouchWiz tarafındaki yenilik. Note 7'de gördüğümüz TouchWiz arayüzüyle birlikte geliyor telefon. Ancak işletim sistemi tarafında Marshmallow, hemen şöyle gösterelim, yazılım bilgisi tarafından Marshmallow'da geliyor, fakat kısa bir süre içinde de Nougat güncellemesinin alacağı bize aktarılan bilgiler arasında yer alıyor. Tasarıma tekrar geri dönelim. Klasik Samsung'un dizaynı mevcut. Burada alt kısımda fiziksel home butonu ve sanal kapasitif tuşlarla birlikte Samsung'un klasik tuş dizaynını burada görüyoruz. Üst kısımda 16 megapiksellik kamera, avize ve sensörleri görüyoruz. Telefonun sol tarafında ses kontrol butonları var. Şu şekilde gösterelim. Sağ tarafında power, yani güç tuşu. İlginç olarak hoparlör telefonun sağ tarafına yerleştirilmiş. Hemen şöyle alt tarafı çevirdiğimizde de hoparlörün olmadığını görüyoruz burada. Type-C girişi, kulaklık girişi, mikrofon ve anten çizgileri mevcut. Üst tarafta burada yine bir ilginçlik var. Alışık olduğumuz bir düzen değil. Şöyle şu sim kart iğnesini alabilirsem hemen göstereceğim bunu da sizlere. Şimdi genelde alışık olduğumuz düzende bu kızakta hem sim kart hem de microSD kart girişlerini görürken burada sadece microSD kart slotunu görüyoruz. Çünkü telefonun sim kart kızağı telefonun sol tarafına yerleştirilmiş. Bu da ilginç bir detay. Yani neden bunu yapmışlar bilmiyorum ama ilginç olmuş. Şöyle takalım.
Şöyle göstermek istiyorum. Telefonun arka tarafı oldukça sade. Direkt yüzeyle birebir hiçbir çıkıntısı olmayan 16 megapiksellik bir kamera ve yanında da LED flash ışığı var. Şöyle arayüzü biraz gezelim. Note 7 kullanamayan arkadaşlar için. Bu S7 ve S7 Edge'e gelecek olan Nougat güncellemesiyle birlikte yenilenecek TouchWiz arayüzünün ta kendisi arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Gelişmiş bir bildirim alanı mevcut. Çok çok pratik kullanıma sahip. Bunun dışında ayarlar bölümü de yeniden revize edilmiş durumda. Şu anda telefon oldukça hızlı çalışıyor ve zaman içinde tabi testlerini yaparak telefonun genel stabilitesini ve performansını sizlere değerlendirmeye çalışacağız. Şöyle gösterelim kamera modlarını hızlıca. Bunun dışında home tuşuna iki kere bastığınızda, şöyle bizde görsün Emin. Ana ekran tuşuna iki kere bastığınızda kameralar arasında geçişler sağlanabiliyor. Bu da önemli detaylardan bir tanesi. Evet, ilk bakış olarak, kutu açılış videosu olarak Galaxy A7 2017 videosunun böylece sonuna geldik. Detaylı incelemeye tekrar karşınızda olacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.